Günaydın sevgili izleyiciler, merhabalar. Bugün 11 Haziran Perşembe. İsmail Dükel kulis programındasınız. İsmail Dükel'in sürekli pazartesiden cumaya kadar sizlerle birlikte olduğu, başkentin gündemini, Türkiye'nin gündemini değerlendirdiği programdasınız. Bugün İsmail Dükel'in gözaltına alınışının 4. günü. Gözaltı süresi bugün doluyor. Bizim dün itibariyle ifadesi alınır, bugün savcılığa çıkartılır ve bir karar verilir. Bütün dileğimiz özgürlüğüne kavuşur beklentisiydi. Ancak bugün hala biraz önce avukatı Sayın Ecer'le konuştuk. Henüz herhangi bir bize gelen bir temas, bir bilgi yok dedi. Gün içinde hem saatler içinde hem avukatıyla konuşacağız. Tabii bugün de hem sevgili İsmail Dükel ve Müyesser Yıldız'ın gözaltı durumunu değerlendireceğiz. Bu çerçevede basın özgürlüğünün Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu değerlendireceğiz ve Türkiye gündeminin öteki konularını ele alacağız. Kiminle ele alacağız? Nihat Yeşil, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili, kendisiyle milletvekili olmadan önce de tanıştığımız, gençlik yıllarından beri toplumsal mücadelelerin içinde siyasal olarak, tabii SHP'de başladık değil mi siz? Yani evet. Altındağ ilçe başkanlığıyla başlayan bir mücadele. Aynı zamanda Atatürkçü Düşünce Derneği'nin üyeliği ve şu anda Ankara Milletvekilliği görevini yürütüyorsun. Sevgili Yeşil, tabii seninle analım. Ali Demir'in Zafer Koleji'nde tanışmıştık. Evet. Hani Türkiye'de toplumsal mücadeleye katkıda bulunan insanları her fırsatta da selamlamak gerekir diye düşünüyorum. Yüreğinde Kuvayi Milliye ruhu olan bir büyüğümüzdü Ali Demir, eğitimci. Evet. Zafer Koleji'nin, Zafer Dershanesi'nin kurucusu. Değil mi? Hatırlıyorsun o gün hep birlikte. Evet. Tabii ama onun da mirası yaşıyor. Ne olursa olsun Türkiye'de bizim kazanacağımıza çağdaşlığın, uygarlığın, Atatürk değerlerinin kazanacağını olan inancımızın kimi göstergeleri de bu mücadelenin içinde eser de vermiş olan insanlar değil mi? Mehmet Haberal gibi, Ali Demir gibi. Haberal'da uzun ömür ve uzun üretkenlikler diliyoruz. Amin. Şimdi İsmail Dükel'in programına eminim sen de konuk oldun, sen de katıldın. Şimdi basın özgürlüğü en çok ihtiyacımızın olduğu dönemlerden biri. Şimdi senden dinleyelim ana hatlarıyla. Hem meclisten görüntüyü aktar bize. Şimdi ben öncelikle sevgili abime saygıyla, sevgiyle bu dostane çağrından dolayı bu dayanışmanın, zulmün egemen olduğu bir süreçte sevgili İsmail Dükel'in şahsında tüm yurtseverlerim. Ben burada program yapmak, 3-5 söz söylemek değil, birimize övgüler dizmek de değil. Hı-hı. Ama bu zor sürecin baskı ve zulmün egemen olduğu, işte sizin de başında belirttiği gibi çok yurtsever insanlarımızın bu ülkede ağır bedeller ödediği, işte Ali Demir abimden bahsettiniz. Onlar bizden önce, abilerimiz de 68 kuşağı. O yurtseverlik mücadelesi tabii Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren zulmün hükmettiği süreç içerisinde, özellikle ellerden sonra, sağ siyasal partilerin egemen olduğu dönemden sonra, ABD emperyalizme hükmedildiği süreçten sonra Türkiye hiçbir zaman hep özgürlüklerin savuncusu olmuştur. Bunun bedellerini de çok hep ödeyen aydın, yurtsever, gazeteci, yazarı, çizeri, bilim insanı, her kesimde emekçisi, işçisi, çiftçisi bunlar hep ödemiştir. Biz bunları rahmetli anlarken o mücadele anlayışını bize egemen kılan, bize önderlik yapan işte şairlerimiz, yazarlarımız, yani Haziran ayı gerçekten yurtsever insanların katledilsin aylarında çoğunlukla işte rahmetli Nazım Hikmet. Evet. İnsanlığa mal olmuş bir şahir. Haziran, evet. Ama vatan hainliğiyle suçlanıp hani eğer vatan hainliği buysa ben vatan haydim diye. Şimdi aynı şey sevgili İsmail Dükel diyor ki benden casus çıkmaz. Ben de çıksa çıkar, yurtsever çıkar. Ki çok doğru. O kadar güzel tanımlamış ki o yurtseverlik noktasında gerçekten yurtseverlerde asla vatan haini çıkmamıştır. O yargıladığı yüzlerce, binlerce önderimizi, aydınımızı, çizerimizi, yazarımızı hiçbir tanesinde Allah rızası için bırakın vatan yani hainliğini, tam aksine onları bugün herkes insanlık tarihinde rahmetle anıyor. Biz de onları rahmetle anayacağız ölenleri. Ama kalanları da önde saygıyla gidiyoruz. İşte bahsettiğiniz mesela Mehmet Haberal. Şimdi dünya mal olmuş bir bilim insanı.
Ne yaptılar? İşte sizlerle birlikte. Evet, ben maalesef. Gazeteciler mesela 4 şimdi yıl hapis, yani böyle aldım. Bir şey, böyle bir ülkede bu zulmü bize reva gören, bu ülkeye reva gören, bu insanların, bu yüzsever insanlara bu baskıyı reva gören siyasal anlayış bir gün gelecekti kendisinin de. Yani bunu nerede tarih yazacak? Tarih hiçbir zaman kötülükleri tarih olarak almıyor. Her zaman yurtseverlerin o onurlu duruşunu alıyor. O onurlu duruşta da bugün gazeteci kardeşlerimiz belki simgesi olarak buraya girdi. Müyesser Yıldız ablamız, İsmail kardeşim. Ben onları saygıyla, sevgiyle burada anmak istiyorum. Bizim de burada o dayanışmayı sizler gibi yurtsever abilerimizin, ben sizin de mecliste de görev yaptım. Aynı zamanda dostluklarım da vardı. Mücadele arkadaşları, nerede olursak olalım. Nerede olursak, hayatın hangi alanında olursak olalım, hangi yolda olursak olalım, onu evet, yapmak İsmail'in, boynumuzun borcu. Evet. Şimdi o borcu ödemek için, o dayanışmayı yaratmak için her insan belki günlerdir mesela bize de yüzlerce mesaj geliyor. İşte televizyon kanallarımızı, basınımızı, yayın kuruluşları, dünya basını sürekli bu haksızlıkların anlatımını sağlıyor. Biz şuna inanıyoruz, bunlar hiçbir zaman suçlu değil. Daima suçsuz olduklarında kanıtlamasına rağmen ama suçun soru sadece bunu İsmail'lere veya basın kuruluşlarına, çünkü onlar o basın kuruluşlarını susturmak için o yorumuyla, güzel anlayışıyla, toplumu aydınlatma bilinciyle bunlar tahammül edemiyor. Bunu basına yapıyor, bunu siyasetçiye yapıyor, bunu bilim insanına yapıyor, bunu yazara yapıyor, bunu çizere yapıyor. Bunları yaşadınız. Siz şimdi öyle bir vatan hainliği yaratarak Mustafa abi 5 yıla yakın bir süreçte hemen hemen olmuş değil mi? Evet. Yani o süreç 5 yıl daha da fazla. Şimdi tabii çok haklısın. Tabii iki yanı da var. Biraz önce seninle sohbetin başında vurgulamaya çalıştığım da oydu. Evet, baskı var, zulüm var. Ama bence bunlardan önemli olan buna karşı bir duruş var. Bir mücadele var. Bir dayanışma var. İşte, asıl olan bu diye düşünüyorum ben. Tabii yani, ki işte sonuçta ona getireceğim. Evet. Asla yılmadık. Asla teslim olmadık. Hep ona karşı direncimizi hep koyduk. O onurlu duruşu sergilediniz. Meclise geldiğinde de o yurtsever kimliğinizi tekrar ortaya koydunuz. Kimdi vatan haini? Vatan hainlerin tümünün neler yaptığını gördük. Şu anda Zekeriya Öz Almanya'da değil mi? Ve bugün basını da yansımış. Milyonlarca euroluk. 10 milyonlarca dolarların neler yaptığını, zırhlı arabalarla nasıl kurduklarını. İşte o darbe yapan o vatan hainlerin tümü hem bu ülkeyi darbe girişimi yaptılar ve yüzlerce insanımızı katlediler. Allah kanı kanı rahmet eylesin. Binlerce insanımızı taruman ettiler. Kumpas davralarında ordumuzu dağıttılar. Tüm kamu kurumlarımızı yok ettiler. Ve devletin her kılcar damarlarına kadar girdiler. Şimdi bunlar o günün vatanseverleri, bugün vatan hainleri. Ama o bahsettikleri o bilim insanı da ne Meber Haberlerle, ne yazarlarımızın, ne çizerlerimizin, ne aydınlarımızın en ufak, bırakın bir toz lekesi bile dahi bulunmadı. İşte sizler gibi değerli ne kadar insanlar aradılar yani. Evet. Tabii mesela bizim hani bir bankada kredi kartım var benim. Başka yıllar sonra o bankanın bir yöneticisiyle karşılaştım. Dedi ki 5 kez senin bütün hesaplarını incelettiler dedi. Yani kayıt dışı bir şey girmiş mi, normal hani bizim maaşımız. Bir de kitaplarımızdan ne kadar gelirse %5-6 telif mesela. Evet. Onun dışında hiçbir şey bulamamışlardı. Ama sadece benim değil. Hiç kimsenin. Çoğu dediğiniz gibi yurtsever insanın zaten sermayesi ülkesini sevmek. Bütün zenginliği de bu mücadelenin içinde olmaktır sayın. İşte en büyük, Yeşil. En büyük yani sermaye o. Odur. O sermayeyi yani eğer bu ülkeye sizler İsmail gibi de öyle. Arasınlar. İşte bir evi bir arabası. Yani işte evi arabası boş ver. İki evi de olabilir. Bana göre en büyük sermayesi işte diyorum ya. Bizim yurtseverlerin tüm sermayesi bu ülkeye olan borcu. Kesinlikle. Bizim önce bu ülkeye borcumuz var. Sonra evlatlarımız var. Sonra insanlığa. Yani sadece tek kendi başımıza yaşamıyor. Biz insanlığa karşı da o borcumuzu yerine getirmek zorundayız. Her aydının, her yurtseverin. Bütün insanlık tarihine baktığı zaman hep bu mücadelelerle gelmiş Mustafa. Biz aslında bununla ilgiliyoruz. Gencecik yaşta mesela biz 12 Eylül sürecinde ben de böyle bir acılar yaşamıştım. Yani 20 yaşta bir delikanlıydık ama asla yılmadık. Çünkü inançlarımız vardı, doğrularımız vardı. Yani asla kendimize şüphe etmedik. O belki üniversitelerimizi kestiler, yaşamlarımızı kestiler, hayat bağlarımızla ailelerimize çok acılar verdiler. Çevremizdeki insanlara o dayanışmayı belki önünü kesmişlerdi ama halk yine yanımızda, insanlar kalktı. O darbeci denilen Kenan Evren %92
oy alan anayasa oylamasında. Hı hı. Ama gün geldi bu vatan hainliğiyle yargılandı, idamla yargılandı ve muhabbet hapsi aldı. Şimdi tabii benim çok sevdiğim bir söz vardır. Derler ki gerçek ayakkabısını giyinceye kadar yalan dünyayı üç tur atar. Ama gerçek zamanın çocuğudur. Gerçekçe zamanla gerçekler büyür, yalanlar paramparça olur. Kesinlikle. Bunu hep yaşadık. Yani evet. Bizim davalarla ilgili olarak da yaşadık. Ve şimdi mesela İsmail Düker'le ilgili, Müyesser Yıldız'la ilgili dün bir iki böyle AKP'nin tam savunucularıyla muhatap olmam gerekti. Böyle bir durum bakalım, bir zamana bırakalım. Hakikaten hani kötü bir şey bu. Çünkü zamanla insanlar bu acıları yaşıyorlar, ediyorlar. Onlar da ama biliyor ki hani bir an önce gerçek ortaya çıksa yani İsmail Dükelleri, Müyesser Yıldızları yani gözaltına al değil gözaltına almak haklarında işlem yapacağınız bir şey dahi bulamayacaklar. Ama tabii ki şu bugünlerde içinden geçtiğimiz günlerde yani bu en azından bu acılı günleri paylaşabilmek, yalnız değiliz diyebilmek gerekiyor. Bu anlamda tabii çok önemli sizlerin dayanışması. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, milletvekillerinin, yöneticilerin, dün mecliste gerçekten Muharrem Erken'in güzel bir konuşması oldu. Bülent Tezcan'ın güzel bir konuşması oldu. Aşacağız bu günleri. Ama benim üzüntüm bizden sonraki kuşaklara hani bu ülkeyi daha güzel teslim etmek isterdik. Yani pek çok sorun çözülsün teslim etmek isterdik. Ama şu da bir gerçek, en azından üzerinde mücadele edecekleri bir ülke bırakıyoruz. Üzerinde mücadele edecekleri değerler paylaşıyoruz evet. diyelim. Daha mücadelenin içindeyiz ama sizler tabii mecliste en son bekçi yasasını çıkardınız. Evet. Dün biraz da sorumlu geçti. Şimdi neler değişecek bekçi yasasıyla ilgili? Şimdi mevcut emniyet güçlerinin yanına paralel bir güç daha getiriyorlar. Evet. Milis gücü. Biz ona milis gücü diyoruz. Yani, AKP'nin milis gücü. Yani mecliste yani bunu hangi gerekçeyle anlattılar? Biraz paylaşır mısınız? Şimdi gerekçeleri hiç yok. Gerekçeleri sadece 1966 yılındaki o günkü koşullarda yani güvenlik bilimlerinin ihtiyaç duyduğu noktayı bahane ederek sözde anayasaya uydurarak hatta 16 Nisan referandumda dedim ya bu rejim değişince anayasanın tüm ilgili ilga ederek mesela şey konumu yaptı. Bunları uydurmanın peşinde olduklarını. O boşlukta yaralanmanın, şimdi bunlar fırsatçılığı, ahlak dışı yöntemleri çok iyi kullanan, işte tıpkı siyaset yaşamında bunu yaptığı gibi. Kurumlarımızda da bunu oynamaya çalışıyorlar. Kurumsal anlamda işte dün ya bize ordu lazım değil, orduyu darmadağım ederken bize daha bilinçli, örgütlü, işte sözüm buna eğitimli, askeri güç olduğunu iddia ediyorlardı ki biz bunun içinde sizde de parlamentodayken sürekli bunları dile getiriyorlardı. En sonunda o 16 Nisan referandumla birlikte bu yasalar değişince uyum yasalardı. Bu 18 maddelik bir bekçi yasasında sadece bizim karşı çıktığımız çoğu uyum yasası. İşte teknik anlamda, idari anlamda, mali anlamda diğer şeylere uydurmaya çalışıyorlar. Ama asıl yaralandıkları konu o 66 senesinde çıkan, 54 yıl önce çıkan yasayla şunu yani bu bekçilere nasıl bir şey şimdi 657 sayılı devlet memurları yasasında sınavla ve 1999'da rahmetli Ecevit'in getirdiği bir olayda tüm memurların KPSS sınavıyla alınıp en azından vicdanen şunu der ki ya ben sınava girdim, sınavda bu puanı aldım ama sözde elendim ama vicdanen de bunu yarattım. Şimdi bunlar o yasanın ilgili şeylerinde geçim maddelerle yani kanunlaştırmak için bunu yapıyorlar. Zaten almışlar. Bunlar onu bahane ederek o 66 senesinde çıkan yasanın ilgili şeyinde bahaneli İçişleri Bakanlığı resmi rakamda 21 bin kişi aldığını söyledi. Sonra şu bir hafta içerisinde yani 28 birinci ayın 28'inde çıkarmıştı bu yasa meclise komisyona gelmişti. O süreçten sonra da 8 bin kişi daha alınmış. 28 bin. Mesela dünkü rakamlarla 28 bin dediler. Ama sayı ve sınır belli değil. 40 bine kadar diyor Sayın Cumhurbaşkanımızın önerisi olursa ilgili birimlerde teklif gelirse biz bunu 40 bin, çok rahatlıkla 50 bin, 60 bin. Çünkü onlar yönetmenlikle, kanunla değiştikleri için yetkileri de genişletiyorlar. Tabii tabii yani. Yetkileri. Zaten sorun bizim karşı çıktığımız nokta bu. Evet, evet. Yani. Şimdi bu çıktığımız noktada diyorum ki adam 54 saat silahlı eğitim görüyor. En az ortaokul mezunu diyor. Bunu lise mezunu. Sonunda diyor ki işte biz ortaokul mezunu almadık. Lise çok az sayıdan aldık. Lise mezunu almadık ama bunların %99'u
kendi örgüt birimlerinde öneri ve telkinleriyle KPSS sınavı olmaksızın İçişleri Bakanlığı'nın kendi içinde açtığı bir yönetmenlikte sınav şartlarını belirleyen, yazılı ve sözlüyü kendisi yapan, yani geçmişte bunlar yapılmıştı. Bu tür haksızlıkların bu ülkede hele hele hukukun, adaletin, demokrasinin olmadığı ülkede neler yaşadığımızı, zaten karşı çıktığımız o. Yoksa gerçekten devlet memurluğu, yani devletin ihtiyaç duyduğu, biz güvenlik birimlerimize karşı falan geldiğimiz yok. İhtiyaç varsa bunlarla olsun. Varsa diyoruz ki örneğin polislerimiz, akademide mezun olmuş, eğitimden geçmiş yani, gençlerimiz alınsın. Sen burada 6 saat ona görev veriyorsan ki 24 saat görev veriyorsun. O arkadaşlarımız tekrar eğitilsin. Bekçi ise veya polis ise ne görev varsa bunlar yapılsın. Şimdi dünyanın en büyük silahı cehalettir. Yani cahil bir insanın nerede ne yapacağını hiç belli olmaz. İşte bu olaylar sürecinde daha yasası çıkmadan, onaylanmadan Mustafa abi, o süreç içerisinde 1000 küsür olaya karışmış bekçileri var. Daha dün... Ordu milletvekili Mustafa da Güzel'in değil mi? Ortaya tabii tabii. Ordu, o sadece Ordu'da, Diyarbakır'da, Mardin'de, İstanbul'da sadece dün basına da, ulusal basına da çıkmıştı efendim. İstanbul'da iki tane yabancı bekçi dur diyor, geliyor tokatlıyor, vuruyor, yatırıyor. Böyle bir şey olamaz. Yani normalinde işte demokrasinin olmadığı ülkelerde işte Amerika'da tamam demokrasi var, demokrasi güçleri var, belli güçler ayrılığı var. Burada bu da yok. Adalet alma noktasında yok. Yargılama noktası. Sadece soruşturmaya tabi tuttum diyor, görevde aldım diyor, işte gerektiğinde attım diyor, attı atmadı. Onu da bilmiyoruz yani onlara bağlı şeyler. Yani işte ondan sonra bu adama silah veriyorsun ve her türlü 66 yasasında çıkan konuda silah var ama yani kimlik kontrolü bilmem şu soruşturmalar asla olmamıştır. Bunu da ekleyerek o iki maddeyle, üç maddeyle hem silah taşımak, işte güvenlik aramak, taramak, her türlü yetkiyi polise ne yetki varsa onu verirler. Ama o ama zaman bunun eğitimi yok. Eğitimi yok. Zaten sıkıntı o. Hem eğitimi yok hem de yasa dışı yöntemle. Mesela diyoruz ki madem öyleyse kardeşim KPSS sınavıyla bu öğrenci alın. Yani bizim temel insanlar var. Benim cep telefonumda bile çok var ki sizde çok daha fazladır. Abi ben KPSS'ye girdim. Evet. Puanım şu ne yapacağım diye. Yani puanı şu, onlar beklerken, ona öyle bir mesela yüzlerce genci bir maaşı da fena değil. Mesela 5-6 bin liralık bir maaş şeymiş ilk etapta. Ve bu gençlerimiz tamam bizim maaşında değiliz. Açarsın sınavı veya bekçilik noktasında. Siz kendiniz getiriniz İçişleri Bakanlığı yasasında hem jandarmayı hem polisi birleştirdiniz. Şimdi buna devam edeceğiz ama telefon hattımızda sevgili Gülsün Bilgehan var. Onur diyorum. Yani şimdi biliyorsunuz Gülsün Hanım'ın baba aynı zamanda gazeteci Metin Toker. Biliyorum. Yani ve milletvekili dava arkadaşımız, yoldaşımız beraber görev yaptık. Onur diyoruz. Milletvekilliğinde de hakikaten çok ciddi görevler yaptı. Evet. Yani bu tabii Avrupa'da yaptığı için belki Türkiye'de oradaki görevler kadar yansıması olmadı. Yani ama hakikaten bizim hani görevlerini biliyorduk. Evet. Sevgiyle bu topluma yapmak istedikleri, o toplumsal görevin ne olduğunu. Öyle rahmetli bir bizim genel başkanı rahmetliğin önünde nesilden nesile geliyor ya, en azından şimdi, onları taşıyan çok değerli. Telefon attığımızda Gülsün Hanım, Sayın Bilgehan. Şimdi galiba bağlantımızda... alo, sevgili Gülsün Hanım merhabalar. Şimdi bağlanacaktır sanıyorum çünkü dün de konuştuk. Gülsün Bilgehan'ın Avrupa parlamentosunda Türkiye'nin medya durumuyla ilgili tabii oralarda çok ciddi sorgulamalar oldu. Gülsün Hanım da hem onlara Türkiye'nin almak istediği yolu, Türkiye'deki mücadeleyi anlattı. Tabii aynı zamanda parlamentoda da bu iktidarın da yapması gerekenleri paylaştı. Çok zor bir sorumluluktu aslında. Ve o dönemden kalan hani o mücadelelerinin sonrasında da hakikaten hani Avrupa bu tür takdirleri çok fazla yapmaz. Belli hani nişanları biliyorsunuz belli hani kendi değerlerinin temsili olan şeylerde de hani ödüller verdi. Çok önemli hizmetleri oldu. İsmail Dükel konusunda kendisiyle konuştuk. O da Türkiye'de basın özgürlüğünün ne yazık ki çok uzun yıllardır düşünebiliyor musunuz? Gülsün Bilgehan doğduğunda babası hapiste. Metin Toker. Evet. Ve çıkınca da artık ömür boyu Gülsün diye soyadını Gülsün koyuyorlar. Yani oradan gelen
Aynı zamanda da Mevhibe İnönü'nün hayatını da yazdı. Çünkü bizde anı yazma geleneği çok fazla yok. Maalesef. Aslında Batı'da çok fazla bu. Evet. Hani mesela aile içinde bile bir aile büyüğü anılarını yazar, ailesine bırakır. Hani kitap olmasa bile. Kesinlikle, çok ama doğru. Bizde, çünkü bir kişinin anıları, yani o hayatı paylaşması başlı başına bir okul gibi bir şey aslında. Çok doğru. Gülsün Bilgehan da yani Mevhibe'yi, yani hani anneanneyi yazdı ve çok da bir yazı serisinde hatırlıyorum ben. O dönem yayınlandığı dönemlerde hatırlıyorum. Sanıyorum arkadaşlarımız bağlayacaklar. Tamam. O zaman arkadaşlar şöyle yapalım. İsmail Dükel'le ilgili dün hem Uluslararası Gazeteciler Enstitüsü'nün hem İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in çok yerinde değerlendirmeleri oldu. Meral Hanım da gerçekten hakikaten yani terör örgütlerini sevindiriyorsunuz diyerek çok ciddi bir noktaya parmak bastı. Gülsün Hanım galiba hatta. Sayın Bilgehan. Evet. Ha, merhabalar, merhabalar. Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle sağlık, nasılsınız? Özden Hanım. İyiyim, gayet genel iyi. Olarak herkes annem de iyi. İyi. Tamam. Herkes gibi dikkat ediyoruz. Tamam, aman dikkat edin, dikkat edin. Evet, sizleri izliyoruz. Onun için Nihat Bey'e de çok sevgilerimi iletiyorum. Birlikte milletvekilliği yaptık. Evet. Sizinle zaten uzun zamandan beri devam eden bir arkadaşlığımız var. Hem gazetecilik hem siyaset olarak. Kolay gelsin diyorum. Gene gazeteciler için zor bir dönem. Evet sevgili Bilge. Ben de saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Gülsün Hanım, çok onur duyduğum sizler gibi değerli dostlarımız, yoldaşlarımızla birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Sağ olun Yasin. Sevgili Bilge Hanım, şimdi tabii biraz önce dilerim yanlış yapmamışımdır. Hani böyle sizin adınızı verirken hani ömür boyu gülsün diye, değil mi? bu ismi veriyorlar. Bence eğer gülmek haklı tarafta olmaksa, gülmek mücadelenin içinde olmaksa, gülmek pes etmemekse zaten öylesiniz. Siz de mücadelenin içindesiniz. Ben sizin anı yazma özelliğinizi paylaştım biraz önce bağlanmaya çalışırken. Hakikaten Mevhibe kitabınız Türkiye'de hem bir dönemin anlatımı hem de onun böyle bir insani değerler içinde anlatımıydı. Tekrar ellerinize sağlık diyoruz. İnsan hakları ve özellikle ifade özgürlüğü konusundaki mücadeleniz de kamuoyu da biliyor ama ne yazık ki işte işin özü değişmiyor. Siz doğduğunuzda babanız Metin Toker hapisteydi ve şimdi de İsmail Dükel, Müyesser Yıldız gözaltında. Dükel'in üniversite mezunu bir oğlu, üniversite öğrencisi bir oğlu var. Onlar şimdi bekleyiş içinde. Ne görüyorsunuz? Türkiye basın özgürlüğü konusunda hani bir arpa boyu yol aldı mı? Ya da arpa boyunun geçtik mi? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Sevgili Balbay, çok üzülüyorum. Gerçekten çok üzülüyorum. Evet, anlattığınız gibi benim hayatım gazetecilerle siyasetçiler arasında geçti. Bir gazeteci kızıyım, bir büyük bir siyasetçinin, Cumhuriyet'in kurucularından birinin torunuyum. Bilge Hanım, evet. Ben de hayatımın bir bölümünde gazetecilik yaptım, kariyerime gazeteci olarak başladım diyebilirim. Ve şu anda da bu mesleği kızım devam ettiriyor. Zeynep, ama aynı zamanda evet. Da Zeynep devam ettiriyor. Evet. Onun için gazetecilerin neler çektiklerini, gazeteci ailelerinin, Bu zor mesleği nasıl paylaştıklarını, eşlerin, çocukların çok çok iyi biliyorum. Ve Avrupa Konseyi'nde bulunduğum zamanlarda da iki dönemde bulundum. İki komisyonda önemli, hakikaten önemli raporlar yazdık. Belki bir tanesiyle ilgili daha sonra bir program yapabiliriz. İstanbul Sözleşmesi, kadınlara yönelik şiddetle ilgili. Ama son dönemlerde onun belgesiyle ayrıldım. Kültür Komisyonu'nun medya alt komitesinin başkanlığını 2 yıl boyunca yaptım. Onun için gazetecilerin bütün Avrupa'da, biliyorsunuz Avrupa Konseyi'ne biz 1949'dan beri kurucu üye olarak katılıyoruz. Yani AB'den bahsetmiyorum. Avrupa Konseyi'ne iyi ki de girmişiz. Evet. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni de üyesinde barındıran, gerçekten demokrasiyi, insan haklarını savunmayı ödev olarak almış bir kurumdur ve bir farklı, yani iç siyasetten de farklı bir kurumdur. O 47 ülkeyle ilgili olarak aslında 2015 yılında bir gazetecileri koruma platformu diye bir kurum kuruldu.
Çünkü buna ihtiyaç vardı. Gördük ki birçok ülkede, sadece bizde değil, birçok ülkede, Avrupa Konseyi ülkesinde gazeteciler hemen hemen aynı sorunları yaşıyorlar. Bunların içerisinde şiddet var, taciz var, işte otosansür, kendilerini sansürlemek zorunda kalıyorlar. Otoriteden, hükümetlerden gelen baskılar var, yolsuzluk davalarında sonuçta onlar zararlı çıkıyorlar, cezaevleri var. Ama şimdi hemen bir örnek vereyim, ben ayrıldım 2 yıldan beri Avrupa Konseyi'nde değilim. Ama Konsey'in 2019 raporu, medya raporu yayınlandı. 2019 medya raporunda genel olarak ülkelerde 142 vaka şiddet vakası olduğu, ciddi şiddet vakası olduğu söyleniyor. Bunların 33'ü fiziki saldırı şeklinde, 43'ü taciz. 2019 raporuna göre 105 gazeteci cezaevinde ve bunların maalesef 91'i Türkiye'de. Yani Türkiye o öbür ülkeler arasında 91, bugün 95 oldu. Arttı, sayı arttı. Evet. Cezaevindeki sayı arttı. Şimdi bakın, bu eleştirilen ülkeler arasında hani sayıyorum, Arnavutluk var, Azerbaycan var, Bulgaristan var. Bakın Fransa'da var, Macaristan var, Polonya var, Malta var, Rusya var, Sırbistan var, Ukrayna var. Bunları özellikle belirtmek, özellikle bu ülkeler, ülkelere değinelim. Ama bunların arasında yani Türkiye benim ülkem, işte yüze yakın gazeteci cezaevinde. Şimdi öğrendik ki, yine yayınlardan, Cumhuriyet Gazetesi'nden öğrendik de tabii başka yayınlardan da, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiği zaman 2002 yılında cezaevindeki gazeteci sayısı sanıyorum 90'lardaymış. Yani şimdi hani bu benim verdiğim 90, cezaevindeki 90 gazeteci sayısı da Avrupa Konseyi'nin kurulunun verdiği, bu platformun verdiği sayı çok daha farklı, daha yüksek oranlarda olduğunu, sayıda olduğunu belirttiğim başka araştırmalar da var. Ama şimdi üzülüyorum, daha çok işte bunu söyledim. Yani ifade özgürlüğü, bağımsızlık, özgürlük vaatleriyle gelen, İşte bir takım geçmiş dönemlerin zulmüne son vermek amacıyla iktidara gelen bir parti sonuçta ileriye gittiği gibi ne yazık ki geriye gitmiş. Yani öyle ki bakın, Avrupa Konseyi'nde bir diyorum kurucu ülkeydik. 1990'larda askeri yönetimlerdeki yönetim eksiklikleri, demokrasi eksikliklerinden dolayı denetim pozisyonuna alınmış. Ama ben Cumhuriyet Halk Partisi muhalefet partisi, destekliydim ama 2004 yılında bizim de gayretlerimizde, yani muhalefetin yani o dönemin oradaki hepimiz yaşadık işte o demokratikleşme paketleri, sanki başka bir yöne doğru gidiyor gibi diye. Ve biz 2004-2005 yıllarında yani özgürleşti, Türkiye değişiyor, Türkiye ilerliyor diye bir algı oluşmuştu. Şimdi aradan bu kadar yıl geçtikten sonra, 2-3 yıl önce 2017'de bu Avrupa Konseyi tarihi de bir defa oluyor. Denetimden çıkan bir ülke tekrar denetime girdi. Yani onun için üzülüyorum diyorum. Böyle olması gerekmiyordu. Neden bu halde tekrar gazeteciler, tekrar basın bu kadar hedef haline getirildi? Çünkü çok anlatacak o kadar çok şey var ki. Sevgili Bilge Hanım, tabii çok boyutu var. Bir gün zaten sözünüz de var. Stüdyoda sizi ağırlayacağız, konuşacağız. Memnuniyetle. Peki evet. Şu anda AKP iktidara geldiğinde, onu da kısaca senden alalım. Avrupa Birliği'ne giriş için biliyorsunuz 2014 tarihi verilmişti. Bizler ya daha ihtiyatlı olun, inşallah tabii ki girelim ama bu süreç oraya gitmiyor dediğimizde ne statikoyculuğumuz kalıyordu, ne Türkiye aleyhtarlığımız kalıyordu. 2010'lara kadar Türkiye'nin, bu iktidarın genel anlamda AB ile diyaloğuyla bugünkü arasındaki farkı kısaca özetler misin bize? Şimdi burada da acı bir gerçek var. O dönemde bu partiyi, iktidar partisi AKP'yi çok hakikaten kurumlu bulan, destekleyen yine aynı ülkeler. Avrupa Birliği ülkeleri. Ayırıyorum ama Avrupa Birliği ülkeleriydi. O zaman
uzmanlar bu yeni kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi ilk olarak görmüşlerdi. Sesli bir sorun var. İşte ondan sonra herkesin kandırıldığı anlaşılıyor. Yani o zaman da hep bir gizli gündem sorusu vardı. Ve o gizli gündemi bize de sorarlardı. Böyle bir gizli gündem var mı diye. Yani ben buna... Sevgili Bilge Hanım, şu anda bir sesli bir sorun oldu. Ama seninle konuşmak da istiyoruz. Biraz sonra tekrar arayalım mı? Çünkü sesli bir sorun var şu anda. Tabii. Biraz sonra tekrar konuşalım. Bir ikinci bölümde tekrar konuşacağız. Sesli bir sorun var çünkü. Tamam. Çünkü değil mi? Tam anlaşılmıyordu. Evet. Sesli teknik olarak. Biz burada yakın olmamıza rağmen anlayamadık. Evet. Şimdi ekranda daha zor olacaktı. Daha zor oluyor. Şimdi tabii sevgili Yeşil, Türkiye'de AKP iktidara geldiğinde sanki çok uzun bir zaman gibi, tarih gibi de oldu ama gerçekten öyle de oldu. Öyle bir hava vardı ki anımsar mısın? Kızılay Meydanı'na Melih Gökçek 2006 yılında saat dikmişti. Evet. Yani 2014'te davul zurnalarla ve gündüz havai fişek gösterileriyle. Evet. Yani tabii ki uygar dünyanın içinde olmak bizim de yani her sağlıklı yurttaşımızın özlemidir. Ama ne yazık ki bugün bu iktidarın Türkiye'yi getirdiği nokta bugün değil. Ama ben şunu şöyle belirteyim abi. Hı-hı. Her zaman emperyalist hükümlerin ikiyüzlüğüdür. Samimiyetsizliğidir. Şimdi AKP kurulurken hangi sistemle kurulduğunu, nasıl geldiğini, bunu belki aklı selim olan her birey, her vatandaş, yani aydın olmamızın ötesinde bir vatandaş olarak. Bunun ikinci bölüm. Bilincinde. Ama sonuç olarak diyorum ki o ikiyüzlü Avrupa dediğimiz, insan hakları işte evrensel dillerine tabi olduğu, işte insan haklarının ihlal edildiği, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde olmayan sonuçların bize yansıdığını, şimdi bu ikiyüzlü samimiyetsizliklerle kendine bağımlı yönetim anlayışlarını ortaya koyduğu sürece asla demokrasiye getirme imkanları yoktu. Onlar o günü kurtarmanın yanında kendine uygun olan AKP'ydi. AKP ile her türlü desteği verdiler. O meşhur gördüğümüz aydınlık yüzü olan Avrupa diyorlardı ya biz. Tabii ki biz çağdaş dünyada yüzümüz her zaman çağdaşlığa, demokrasiye, insan hakkına, yaşam hakkına biz inanan insanlarız. Ve savunan da insanlarız. Aynı zamanda ta Cumhuriyet'in kuruluşunda emperyalizme karşı verilen savaşta Mustafa Kemal Atatürk ta yüzümüzü batıya çevirirken bu ilkeyi önümüze almamıza rağmen. Ama ne garip ki o çağdaş dediğiniz Avrupa'da kimi işte Hitler faşizmi, Franco faşizmi, Mussolini berbat şeylerle o ülkenin zulümlerini Engizon mahkemelerde binlerce insanı, yurtseveri, o ülkelerin yurtseverlerini, aydınlarını katlederken biz burada demokrasinin en azından çok olmasa daha da gelişmesi için mücadele etmişiz ve yani. O bilim insanını buraya getirmiş, üniversitede, kürsülerde dersler vermişiz. Ama aynı Avrupa dönüyor, kendini tamir etmek için sözümle restorasyona girdiler. O restorasyonda gördükleri eksiklerini tamamlamak istediler. Sözde dünyanın en meşhur aydınlık yüzü olarak kendini lanse ettiler ki biz hepimiz buna seviyoruz. Hı-hı. İnsanlık hep bununla yarışmıştır ve biri olmasını da isteriz. Sen dedik ya bizim önce ülkemize, sonra evlatlarımıza, ondan sonra insanlığa borcumuz var. İnsanlığın ortak olan değerlerini ortaya koymakla mücadele. Ama bu ikiyüzlü samimiyetsiz davranışları bizim gibi ülkelerde hep bunlara güç verdi, hep bunlara destek oldu. Hem maddi... Bugün de somut örneği var. Macaristan şu anda Avrupa Birliği'ne üye olarak aldılar Macaristan'ı. Şimdi alması Mustafa Orban, abi, Orban dediği, hadi Macaristan hani dün komünist yani. Sözde yani. Evet. Onun için Avrupa'nın bu ikiyüzlüğü, Orban'ın faşist bir kafa tasçı olduğunu ve demokrasiye düşman olduğunu, o yerli halkından tut, dünya halkları da bunu söylüyor. Nasıl Trump'ı mesela söylüyor Amerika'da, işte ırkçılığın, gericiliğin, şövenizmin egemen olduğu bir dünyada neoliberalizmin insanlığa yarattığı bu kaosu. Onun için ben şuna inanmıyorum. Ancak o ülkelerin, halkların mücadelesini veren insanlar, aydınlarını tenzih ediyorum. O mücadele işte Sayın Gülsüm Hanım, Bilgehan dedi ki Avrupa Konseyi'ni ayırıyorum. Gerçekten bazı birimlerde çok daha demokratik bir yapılar var. Ama diğer birimlerde eğer olmuş olsa, dur bakalım sen bu insan hakları ihlalinde, ekonomik anlamda siz parayı verdiniz. Hani paranın dini imanı yok diyor ya, o paranın nerede gelirse gelsin, sömürü nerede olursa olsun, mekanizmayı nasıl getirirse. Çünkü kendilerine bağlı neoliberalizmin baş temsilcileri bunlar. Dünya yöneten birimlerdi Mustafa abi. O zaman abi. Sevgili Yeşil, ne yapacağız, edeceğiz? Kendi göbeğimizi aynı kendimiz öyle keseceğiz. Önce yani, işte tam bağımsızlık kendi, diyoruz evet, ya. Onu kuracaksın. Evet. Ondan sonra tabii ki
kendimizi dünyayı kapatamayız. Asla. Dünyayla o anlayışta değilim bak sevgili Mustafa abi. Mustafa ben bunu söylerken işte aynen. O tam bağımsızlık noktasında emperyalizmin iki yüzünü anlatmak aynen. için. Neoliberalizmin insanlara, mazlum halklara, yoksullara, kimsesizlere, gelişmemiş ülkelere yaptığı zulmü. İşte Afrika'da yaklaşık 3,5 milyar insan temiz suda yaralanmıyor. Dünyanın raporları bunlar. Tabii, yani tabii. Bu insanlık suçu. Bunu kim yaptı? Ben yapmadım. İşte gittim o demokrasi kahramanı kesilen o ülkeler. Portekiz'inden tut, İspanya'sından tut, Hollanda'sından tut, Almanya'nı da tut. Hangisini tutarsan Fransa'sından, İngiltere'sinden. Halen de Ağustos emiri mekanizmasının bir başka benzeri. Ama sonuçta diyorum ki daha uzaklara gitmek değil. Biz yaşamadık ama tarih sayfalarına bakıyoruz. İşte dünyanın en karanlık dönemlerini bir Hitler faşizmi insanlık tarihinin yüz karasıdır. Bir Franco faşizmi İspanya'da yüz karasıdır. İşte Portekiz'de keza öyle. Salazar. Yani Mussolini İtalya'da. Şimdi buna rağmen o yurtsever yani o partilerinin neler yaptığını sosyal demokrat partilere, komünist partilere. Şimdi biz burada tabii ki biz dünyaya asla biz insanlığın ortak değerlerini dedik ya ülkemizde insanlıkla borcumuz derken bu borcu bu anlamda söylüyorum. Ama demokratik anlamda sen güçlü olursan ben emperyalizmin bu iki yüzlü olan anlayışını söylemek anlamında onu söyledim. Şimdi burada tabii sevgili Yeşil. Çok güzel bir konu açtın aslında. Yani bugün içinde dünyanın içinde bulunduğu durumun bir fotoğrafı. Biz böyle her ülkenin içinde böyle evrensel düşünebilen evet. Ve bizim de diyalog kurabileceğimiz kesimler onları var. Onları saygıyla anıyorum. Evet, ama onların yönetimlerinin değil mi? Evet. Yani bugün mesela zaten Amerika'daki ırkçılığı biz nasıl savunabiliriz? İngiltere'deki Boris Johnson'ın böyle bir hani yeniden bu İngiliz yani bir alfa bilinen kopup biz başka bir hani imparatorluk havari bir hava kurmak istiyoruz duygusuna nasıl evet diyebiliriz? İşte şimdi aslında şu var sevgili Yeşil. Dünya bu küreselleşme dalgasıyla birlikte biz gazetecileri de etkileyen tabii bizi etkilemesi toplumun haber alma hakkını etkilemesi demek. Evet. Aslında şu korona günlerinde bile şunu yerleştirmeye çalışıyorlar. Finansın küreselleşmesi, yani sermayenin egemenliğinden başka bir şey yoktur. Evet. Emeğe saygıyı, emeğin de yönetimde olmasını unutun. Sakın bugünkü gidişe seçenek üretecek bir fikir yaratmayın. Şu anda bunu yaşıyoruz biz aslında. Evet. Onu ve yaşatıyor ama... Şeyde de, yani evet. ırkçılık da, Amerika'daki ırkçılık da evet. bunun sonucunda patlamış durumda. Ve Erdoğan da işte... Camilerden önce AVM'leri açmasının nedeni bu. Bu çarp dönsün, sermayenin egemenliği devam etsin. Evet. Yani onu yaşıyoruz şu anda. Çok güzel bir konuya değindiniz. Şimdi, ama bize yapacağım da yapsın, bu süreci alternatif üretebilmek. Kesinlikle. Artık dünya yeniden, özellikle bu pandemi sürecinde kendini yeniden dizayn etmek zorunda. Biz de dahil. Biz de kendimizi yenileyeceğiz. Yani neler yapacağız ülkemize, milletimize, neler yapmamızı siyasi anlamda, ekonomik anlamda, sağlık anlamda, kültürel anlamda, her alanda, üretim anlamda, tarım anlamda bunları dünya kendini yenilediği gibi sevgili Mustafa abi. Dünyada ne kadar işte Amerika bugün jandarmalık noktasında belki de dünyanın en büyük jandarmalık gücünü yapan bir devlet. Nükleeri, silahları, bombaları ama hiçbir şey. Bugün bana göre en büyük stratejik ürün tarımsal ürünler olduğunu ve yaşayarak gördük. İşte yani bize de öğretti. Kesinlikle hayatı bize öğretti. Yani bunu emperyalistlere de öğretti. Yani o anlamda tüm yani iktidara da iktidara da tüm emperyalistlere öğretti. Şimdi bakın Amerika yani hiçbir zaman diyorum ya insanlık hiçbir zaman geriye gitmemiştir. Daima ileriye gitmiştir. Bu insanlık tarihinin sonucunda bütün insanlık tarihinde bunu gördük. Ama bu pandemi bize daha da hayatın gerçeğini ta iç organlarımıza kadarak açıkladı yani daha ortaya çıkardı. Hı hı. Onun için bu sermaye kendisini ne yaparsa yapsın ve yerinde paranın para kazanma sürecinin bittiğini özellikle bizim gibi ülkelerde. Şimdi kısa bir ara verelim. Tabii, sevgili Yeşil. İkinci bölümde zaten bu konularda konuşacağız. Ayasofya'yı konuşacağız biliyorsun. Onurla. İktidar yani sıkışınca bir iş bankası var. Bir Ayasofya, bir Ayasofya var. Yani onları bir dini şey vardır, yapıyorum. Bir parası vardır başka. İşsizlik rakamları var. Yani gündemde ana konuları da konuşacağız. Tabii. Evet sevgili izleyiciler, kısa bir aradan sonra ikinci bölümde birlikte olacağız. Merhaba sevgili izleyiciler, ikinci bölümde birlikteyiz. Birinci bölümde babası Metin Toker hapisteyken dünyaya gelen, ailesi bu evladımız yaşam boyu gülsün diye adını Gülsün koyduğu ve hakikaten de yaşam boyu mücadeleyi sürdüren, sadece Türkiye'de değil Avrupa Konseyi'nde de
Türkiye'nin daha demokratik bir ülke olması için ama Türkiye'deki gerçekleri de gizlemeden, saklamadan daha iyi olması için çaba harcayan sevgili Gülsün Bilgehan'la görüşüyorduk. Bir ses bağlantımız sorunu olmuştu. Şimdi sevgili Bilgehan'a Avrupa Birliği'ne bu iktidarın geldiği dönemdeki tartışmayla, heyecanla bugünkü nokta arasındaki farkı nasıl değerlendiriyorsun diye sormuştuk. O sorunun yanıtını alalım. Söz vermiştik beraber olacağız diye. Sevgili Bilgehan, hatta mısınız? Merhaba. Merhaba sevgili Balbay. Evet, tamam. Umarım daha iyi duyuluyor sesin. Şimdi çok iyi geliyor. Tamam. Evet, seni tamam. Dinliyoruz. Seni dinliyoruz. Tabii, seni dinliyoruz. Evet. Bahsediyordum işte 22. dönemden bahsediyordum. Hani iki partinin mecliste olduğu dönemde hani demokratikleşme paketleri, uyum paketleri, Avrupa Birliği sürecinin hızlandığı, o halin kaldırıldığı, işkenceye sıfır tolerans gibi sözlerin çok fazla söylendiği bir dönem. Ve hani o zaman da sorulan bir soru vardı gerçekten aslında bize muhalefet milletvekili olarak. Bir gizli gündem endişesi vardı, ne oluyor diye. Yani inanan da vardı, inanmayan da vardı. Hani iyi niyetli olanlar bir şekilde belki Türkiye'ye güvendikleri için, Türk halkına güvendikleri için endişeli bir bekleyiş içinde de olsalar bir şekilde olumlu gördüler bu ilerlemeyi ve aslında 2007'ye kadar da bir şekilde o olumlu süreç de devam etti diyebiliriz samimiyetle yani düşünürsek. Ama bu biz samimi olarak belki düşündük ama demek ki sonraki dönem ortaya koydu ki hakikaten bir gizli gündem varmış ve belki o dönemde iktidar partisi içinde olanların bir bölümü dahi bu gizli gündemin farkında değillermiş. Çünkü ki bugün açıklama yapıyorlar. Evet. Değil mi? Bugün açıklıyorlar Davutoğlu, Babacan. Tabii açıklıyorlar. Yani o zaman onlar o partinin, o hükümetin en gözde, en parlak elemanlarıydı. Hem yurt içinde hem de yurt dışında onlar temsil ediyorlardı bu partiyi, AKP'yi. Ama bugün bakıyoruz, şimdi onlar bizden de daha fazla karşı gibi görünüyorlar. Ama 2007'den sonra hakikaten bir değişiklik oldu. İşte söylüyorum, biz 2004-2005 yıllarında Avrupa Konseyi'nde denetim komisyonundan çıktığımız zaman, denetim sürecinden çıktığımız zaman gazetecilerin bu kadar sayıda gazeteci cezaevinde değildi. Yani o zaman çıkıp da gazetecileri korumak zorunda ailelerini, ilk başta söylemeye çalıştım. Yani ben bir gazetecinin ailesi, ben olduğum için, gazeteci kızı olduğum için çok iyi anlıyorum o aileleri ve hakikaten bir kez daha Gülşah başta olmak üzere, Gülşah Balbay başta olmak üzere o dönem cezaevinde olan gazetecilerin eşleri çok büyük hem sıkıntılar çektiler ama aslanlar gibi de dayandılar. Uğraştılar, mücadele ettiler, eşlerini savunmaya çalıştılar. Ben bunları da anlatırdım konseyde, genel kurullarda. Yani insani olayları biraz insani olarak da görmek gerekiyor. Siz kızdığınız için, yazılarını beğenmediğiniz için, tehdit olarak gördüğünüz için gazetecileri ve siyasetçileri. Yani bu iki konuyu hakikaten aslında birleştirmek gerekiyor. Fikirlerinden dolayı, bakın eylem değil ama fikirlerinden dolayı hem siyasetçilerin hem de gazetecilerin bu şekilde ağır şekilde cezaevi ve hatta yaşadığımız dönemler idamla cezalandırılmaları insan haklarına aykırı. Yani Avrupa Konseyi'ne üye olmak için örneğin idam cezasının kaldırılması gerekiyor. Bugün eğer üye ülkelerden birisi tekrar idam cezasını getirmeye teşebbüs ederse, kalkarsa derhal Avrupa Konseyi'nden çıkarılır. Bunun örnekleri var yani yakın örnekleri de var. Biz de üzülerek dedim ya başta da üzülüyorum diye. Hani bir Dışişleri Bakanı'nın üstelik de Avrupa Konseyi'nin başka parlamenter meclisi başkanlığını yapmış bir siyasetçinin yıllar sonra oraya gelip idam cezasını neredeyse haklı gösterecek tekrar gelebiliriz diye bir konuşma yapmasını ben arkada oturuyordum. Türkiye'yi temsil eden bir milletvekili olarak bu kadar geriye gitmeyi hakikaten üzücü olarak gördüm. Ama şunu da siyasetçi tarafım olarak da şunu da biliyorum ki bakın bu konular konuşuluyor. Şimdi biraz sonra Ayasofya'yı konuşacaksınız. İşte İş Bankası konuşulacak.
Şu anda işte idam cezası daha önceden konuşuldu. Yani bütün bunlar bu siyasi partinin, AKP'nin başından beri uyguladığı bir taktik. Krizleri çıkarıyorlar. Ondan sonra o kriz döneminden hakikaten, yani tırnak içinde başarıyla değil, yine galip çıkan, oradan kazançlı çıkan kendileri oluyorlar. Yani krizleri ya da sorunları çözmek değil, yönetmek üzerine değil mi? Yani Türkiye'nin ne yazık ki sorunlarını, karşı karşıya kaldığı problemleri çözmek değil, yönetmek üzerine bir siyaset ve bugüne kadar geldiler. Tabii böyle gitmez diyorum ben, ne olursa olsun. Biraz önce sevgili Nihat Yeşil, yani hayatın, yani tarihin tekerleği geriye dönmez dedi. Biz de Türkiye'nin bu engelleri, bu süreçleri aşacak birikimi, dayanışması ve mücadele gücü var diye değerlendiriyorum ben sevgili Bilgehan. Ne dersiniz, son değerlendirme sözlerinizi bunun tabii çerçevesinde aynı alalım. Tabii ki aynı fikirdeyim. Hani İsmet Paşa da demiş ya, bir ülkede namussuzlarında namussuzlar kadar cesur olması gerekir ki o ülke kurtulsun. Evet. O yüzden bunu herkes için unutulmaması gereken bir öğüt, tarihten gelen bir öğüt olarak tekrarlıyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Stüdyoda pek çok şeyi konuşacağımız bir buluşma da diliyoruz sizinle. Çok teşekkür ediyorum. Güzel ben nedenlerle görüşmek üzere diyorum. Kolay gelsin. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Tamam. Evet sevgili Yeşil, şimdi tabii Bilgehan aslında tabii genç bir siyasetçi, yani mesleği gazetecilikten de başlamış bir kişi olarak durumu özetledi ama ben aslında sizden izin almadan bir şey daha söylemek istiyorum. Sizin aslında yaşamda bir özelliğiniz de Çanakkale anıtlarını restore etmek. Evet. Birinci meclisi restore etmek. Bugün herkes orada tören düzenleyebiliyorsa, gayet ya o günkü gibi diyebiliyorsa, oraları biraz da sizin restore etmenize borçlu. Şu andaki Türkiye Büyük Millet Meclisi binasını restore etmek ve Türk Ocağı binasını, değil mi, müzeyi restore etmek. Bütün buraları ayakta tuttunuz, yaşattınız. Yani onun için de bir anlamda hepimize şükran da borçluyuz sizin bu çabalarınıza. Onu da altını çizelim yani. Burada emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Asbekader o bize nasip oldu. Ben bir ülkeye, yani bir insanın, bir hangi insan olursa olsun, ben ona yürekten inanıyorum. Ama doğru olanı, ahlaki olanı, vicdanı olanı yaparken övünçle anlatma şansına sahip olabiliyorsun. İşte o ekonomik anlamda toplumsal mücadelemizi verirken biz de bu işin içerisinde 30-35 yıldan beri, hemen hemen ta çocukluğumdan beri bu işin içindeydim. Bize nasip oldu. Ve şu anda yaptığımızla çoğu şey duruyor. Ama orada bürokrat arkadaşlarımızı, emeği geçen teknik insanların tümüne sonsuz saygılar sunarak söylüyorum. Herkesin emeği olmuştur. Ben onu o toplumsal bilinçle bu ülkede bir insan olarak bizim borcumuz dedim ki, benim bu ülkeye önce hepimizin bir borcu var. Bu borçlarımızı vicdanımızla yaptığı zaman çok daha güzel sonuçlarla karşı karşıya kalırsınız. Ama kötü şeyler yaptığı zaman her zaman kötü şekilde alınırsın. Onun için Ulusal Kurtuluş Savaşımıza simge olan, yani 1. Meclis, 2. Meclis, Türk Ocağı binalarımız, bunlar Cumhuriyet döneminde yapılan çok tarihi binalar. Bu binaları yaparken o ruhla, o inançla sarıldık. Her insanın orada, yani biz tabii sorumluluk noktasında üstlenen biz olduk ama teknik arkadaşlarımıza, bilim insanlarıyla, ortak bilim kurulu üyeleriyle, hep böyle bilimsel olayla, yani bilimin ve aklın olduğu yerde çok şeyi daha başarabilirsiniz. Ben daha Türkiye'nin çok sayılı müzelerinde de, işte Ayasofya'da bahsetti. Ayasofya'nın da belli bir kısmını restore etmiştim. Şimdi oraya da gelelim sevgili Yeşil. Şimdi Ayasofya ile ilgili, yani daha doğrusu benim son dönemde tarihimizle ilgili bilgiye, belgeye, bilince, bu da önemli tabii. Evet. Ve cumhuriyetçi ruha dayalı konuşan, sevgi ve saygı duyduğum, yaşça bizden küçük ama olsun, Sinan Meydan var. Yani evet, hakikaten onurla, evet, gerçekten hani çok insan hakikaten işte meydan dedi evet, diye. Aynen meydan. Gerçekten. İşte meydan diyesi geliyor. Yüreğiyle, sevgisiyle, dostuyla yaratan bir arkadaşım. Sinan Meydan, biraz sonra Ayasofya'yı konuşalım. Tele1'deki programda da son dönemde birkaç kanalda da katıldı ama Ayasofya ile ilgili gerçekleri de, yani ve gördüklerini de kamuoyuyla paylaştım. Şimdi arkadaşlarımız sanıyorum bunu hazırladılar. Sinan Meydan'ın bir değerlendirmesini alalım. Tabii, tabii. Sonra Ayasofya üzerine konuşalım.
Ben de şöyle söylüyorum, yani başı sıkışan sağ iktidarların son atımlı kurşunudur Ayasofya. Tarihçi Sinan Meydan katıldığı Zeynel Lüle ile Gün Ortası programında Atatürk'ün layık cumhuriyetini yıkmak isteyenlerin Ayasofya'nın ibadete açılması için nasıl bir çaba içerisine girdiklerini belgeleriyle açıkladı. Karşı devrim, öyle ifade edeyim, Atatürk'ün layık cumhuriyetini yıkmak isteyen tarikat, cemaat, ne kadar böyle bir bu yapılar varsa ki FETÖ de bunlara dahildir, Ayasofya'nın açılmasını arzulamışlardır. Bunun için mücadele etmişlerdir. Bakın bir belge göstereyim burada. Madem gazetede yazmadan önce sizin kanalınız aracılığıyla, kamuoyuyla paylaşayım. Bu gösterdiğim nedir biliyor musunuz? Bu FETÖ'nün, Fethullah'ın Çağ ve Nesil adlı kitabı. 2016 yılında basılmış bu kitap. Ve çok ilginç, hala satılıyor. Bakın hala satılıyor bazı kitap satış sitelerinde. Bu Çağ ve Nesil adlı Fethullah'ın yazılarının derlendiği kitapta Ayasofya başlıklı bir yazısı var Zeynel Bey. Bu yazı 4-5 sayfa devam ediyor. Evet. Ve bu yazıyı okuduğunuzda şunu görüyorsunuz. Fethullah Ayasofya'nın açılması için adeta yakarıyor. Ve Ayasofya'yı açacak olan kişiyi de, siyasi lideri de kime benzetiyor biliyor musunuz? Fatih Sultan Mehmet'e benzetiyor. Of, evet. Kime benzetiyor? Bakın sadece Fatih'e benzetmiyor. Akşemseddin'e benzetiyor. Ulubatlı Hasan'a benzetiyor. Evet. Ayasofya'yı açacak olan kişiye, siyasiye dualar ediyor FETÖ. Şimdi ben şöyle ifade edeyim. Ayasofya'yı açmaya çalışanların bu gerçeği de bilmesi lazım. Evet. Bütün tarikatların, cemaatlerin, cumhuriyetin köküne kibrit suyu dökmek isteyen bütün tarikatların, cemaatlerin duasını alacaklardır. Ya bunu, evet, ifade edeyim. Başka FETÖ'nün. Sevgili izleyiciler, sevgili Sinan Meydan'ın değerlendirmelerini aldık. Tabii sevgili Yeşil, İstanbul bir dünya şehri. Evet. O kadar farklı coğrafyalarda ben İstanbul'la karşılaştım ki, örneğin Yemen'de gat meclis diye bir şey vardır. Gat böyle çiğneyince keyif veren bir madde. Evet. Kahvenin yanında geçişiyor ve iç savaşta bile gat çiğneme saatini karşılıklı olarak anlaşmışlar yani. O kadar, öylesine bir hani genel keyif veren bir madde. Ben de gittiğimde Yemen'e, bana da tattırdılar, çiğne dediler, çiğnedim. Orada karşımdaki kişi dedi ki, çok keyifli bir anda olacağımı düşünerek, şimdi hayalinde İstanbul'u göreceksin dedi. Yani böyle bir şehir İstanbul. Evet, yani. Ve İstanbul'da 1453'te Fatih Sultan Mehmet aldı, 29 Mayıs. Ama devamında 6 Ekim 1923'te de Mustafa Kemal işgalden kurtardı. Hepimiz böyle, daha doğrusu genel anlamda şöyle bir şeye giriyoruz, anlatıma giriyoruz. 22 yılında 1922'de, 9 Eylül 1922'de emperyalizmin uşaklarını Ege Denizi'ne döktük. Kurtuluş Savaşı'nı başardık. Hayır, İngilizler İstanbul'u vermek istemediler. Doğru. 13 ay sonra Atatürk'ün o yerine göre askeri gücü göstermesi, yerine göre diplomasiyi kullanmasıyla işgalden kurtardı. Önce bunun altını çizelim. Bugün Ayasofya ibadete açılsın diyenler, hani fethedeni anımsarken işgalden kurtaranı da mutlaka yanına koyalım diye düşünüyorum. Ama Ayasofya'nın şu anda ibadete açık bir bölümü de var. Var. Bir imam orada atanmış durumda. Az ötesinde Selimiye Camisi var. Fatih Sultan Mehmet bile fethettiğinde istese oranın adını Akşemseddin Camisi diyemez mi? Her camiye de, her türlü adını değiştirebilirdi. Ama saygı göstermiş. Siz nasıl değerlendirdiniz? Yani bu tür tarihi yerlerin korunması için de çaba harcayan bir kişi olarak. Şimdi sevgili Mustafa abi, şimdi gerçekten insanlık tarihine baktığı zaman insanlık hep birbirine borçlu dediğimizin temel nedeni budur. Biz eğer o insanlığa o borcumuzu yerine getiremezsek bu dediğimiz şeyde. Şimdi işte Milli Kurtuluş Savaşı'nda şimdi arkadaşlarım işte yok bir dernekle dava açıldı. 50 yıldan beri hatta 70 yıldan beri tüm sağ siyasi partiler Ayasofya'yı işine sıkıştıkları zaman hemen hemen herkes gündeme getirmiş. Ama Mustafa Kemal Atatürk işte sizin de bahsettiğiniz gibi Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın Kuvayi Milliye ruhuyla emperyalizmin o işgalci güçlerine karşı bu mücadeleyi veren tüm o şehitlerimizi rahmetle anıyorum. O önderliği yapan her insana. Acaba olmasaydı, bunu bırakın Ayasofya'yı,
diğer Selimiye'mizi, başka camilerimizi, kutsal gördüklerimiz yerlerin veya geleceğimizin ne olduğunu kimse bilmiyor. Çok güzel bir konuya değindi. Sizi tebrik ediyorum. Ama kimse bunu bilmiyor. Onlar sadece işin politik yönünü, çıkar yönünü, sıkıştıkları yönüne, din yönünü, sıkıştıkları yönüne, iman yönünü, sıkıştıkları yönüne, milli yönünü ama hiçbirisi milli değil. Emperyalizmin işgalinde keşke Yunan alsın diyen o bilen, evet. Bilmem meşhur tarihçileri vardı ya, gidip kutsal olarak anımsayan, acaba o şehitlerimizi o camilerimizde bırakın bir fetva vermeyi, kendileri her gün en ufak bir şekilde fetva veren bir anlayış. Biz ibadeti açılmasın değil. Bunu hep politik olarak kullanıyor, dedim ya. Hı-hı. 70 yıldan beri tüm siyasi sağ partilerini açın tarihin konumunda. Fatih Sultan Mehmet aynı zamanda İstanbul'u fethederken hiçbir gün fethi kutlaması yapmamıştır Mustafa abi. Açın Hı-hı. tarihe. Bakın Sinan Meydan'da. Sadece 1908 yılında 2. Abdülhamit aynen bunlar gibi sıkıştığında Hı-hı. o milli duygulara sağlarak o dönem bir fethi kutlaması yapmış. Şimdi ikinci fethi kutlaması noktası da işte bu döneme, hani sıkıştıkları yerde, hı-hı. başka bir konum yok. Bunu tarihsel olarak da yani yanılgı payımızın olduğu asla değil, bilerek bunu söylüyorum. Şimdi biz diyoruz ki kardeşim açacaksan git aç. Hatta kendisi Sayın Cumhurbaşkanı diyordu ya, siz Sultanahmet'i doldurdunuz mu ki, siz bilmem nereyi doldurdunuz ki Ayasofya açılsın, yani kendiyle çelişen. 2004 yılında bir dernek. Yani derneğin adını şimdi uzun, güya Fatih Sultan Mehmet. Sürekli vakıflar tarihi koruma, çevreyi değerlendirme derneği. Bunlar zaten tüm tarikatı, Sinan Meydan Bey çok doğru bir şey söyler. Dedi ki, bunların asıl hesabı Cumhuriyet'le hesaplaşmak. Cumhuriyet'in kurumlarını yok etmek. Cumhuriyet'in getirdiği tüm değerleri. Yani Mustafa Kemal Atatürk, Fatih Sultan Mehmet bunu yaptı da, Mustafa Kemal Atatürk da yapamaz mıydı? Tek adamdı. Yapardı ama asla yapmadı. Ve aynı zamanda tuttu dedi ki, bunu öyle bir tarihsel noktaya gidelim. Hem emperyalizme karşı savaş veriyor. Aynı zamanda o kültürlere, çünkü İslam hobi gibi bir şeyle o zaman Haçlı Seferlerinde çıkan... Bir virgül koyalım, nokta koymayalım. Evet. Ali Öztunç hatta. Tamam. Onu da dinleyelim. Sevgili Ali Öztunç. İyi yayınlar diliyorum. Merhaba, merhaba, merhaba sevgili Öztunç. Şimdi İsmail Dükel'in ve Müyesser Yıldız'ın gözaltında dördüncü günündeyiz. Biraz önce avukatlarından alabildiğimiz haber olmadığı yönünde. Yani ne ifade almaya henüz başlangıç var. Yani bir beklenti doğrudan savcılığa çıkar mı diye. Şimdi Türkiye'deki gazetecilerin durumuyla ilgili sen de çok sık meclis kürsüsünde dile getiriyorsun. Ama ne yazık ki iktidarın FETÖ dönemindeki yöntemlerine benzer bir tabloyla karşı karşıyayız. Senin değerlendirmelerini alalım sevgili Öztunç. Yani bir defa şunu söyleyeyim. Öncelikle size, izleyicilerinize ve sevgili Nihat Yeşilvekilime, Nihat Ağabey'e selamlarımı sunuyorum. Ya mühendelden de ihbariden casusum. Mümkün değil, çıkmaz yani. Ya böyle bir dünya yok. Gerçekten yok. Bunlar becermek, yapmak isteseler de yapamazlar. Yani bu bir durum. Çıkıyorlar, askeri casus tutuyorlar. 4 gündür sorgudalar ama tek kelime sormuyorlar bunlara. Psikolojik bir işkence yapıyorlar. Medyanın içine düştüğü durum ortada. Maalesef medyada tek ses tutuyorlar. Diyorlar ki %100 bizde olsun. Kimse eleştirmesin, kimse gerçekleri millete iletmesin. %95-96'sı hükümetin kontrolünde mi medyanın? Evet, hükümetin kontrolünde. %5'i de gazetecilik yapıyor. Peki o %5 toplumu etkilediği için, ağırlığı daha yüksek olduğu için, o %5'in ciddiyeti, doğruluğu daha yüksek olduğu için, etkinliği, gücü daha yüksek olduğu için zaten rahatsızlar. Çünkü karanlıktaki ışık değil mi? Daha kolay görünür. Tabii. Onların %95'ini kimse izlemiyor. Kimse okumuyor. Rastgele açmış olanlar bile aman işte bizden ne haber? Zaten bunlar yalan söyler. Yaptıkları haberlerin çoğu yalandır diyor. O yüzden bir etkinliği yok. Saldırıyorlar. Burada mesele şu. Hükümet oy kaybediyor. Yani AKP, MHP koalisyonu ciddi oy kaybediyor. Eriyor. Eridikçe saldırganlaşıyor. Anketler saldırganlaşıyor. Bunu gösteriyor. Tabii saldırganlaşıyor. Çünkü tencereler, yani vatandaşın tenceresi boş. Benim seçim bölgem Kahramanmaraş'ta insanlar gerçekten ilk kez açlıkla karşı karşıyalar. Ekmek bulamıyorlar. İşsiz kaldılar. İnsanlar bir torba makarnaya muhtaç hale geldiler. Rahmetli Masum ediyordu ya, iyi muhtaç olmuş. Kuru soğan diye. Evet. Vallahi de kuru soğan da bulamıyorlar. Ben ne söylüyorum, kuru soğan da bulamıyorlar. Soğan da gibi, soğan da gibi. Şimdi öyle noktaya geldi. Gündem değiştirmek istiyorlar. Bir gazetecileri gözaltına alıyorlar. Bir mecliste bize saldırıyorlar. Bir başka bir yalan ortaya atıyorlar. Yok efendim provokasyon diyorlar. Ayasofya'yı konuşuyordum. Bakın ne ilginçtir.
Yıllarca Ayasofya'nın önünde eylem yapıldı mı İvanlı'nın karşısında? Yapıldı. Kim yaptı? Ağırlıklı olarak Milli Selamet, yani Refah'tan, işte AK Parti'den gelen insanlar ile ülkücüler yaptı. Ülke ocakları değil mi? Yani ülke ocaklarına gidip de Ayasofya'da eyleme katılmayan yoktur herhalde. Peki ne oldu? Önceki gün şu kadere bakın. İYİ Parti bir önerge verdi. Dedi ki madem bu kadar çok evet buyurun kardeşim bize. Ayasofya'nın ibadeti açılsın dedi. Ne oy verdi AK Parti'ye MHP'ye? Net oy verdi. Samimi değil de samimi oldukları ortaya çıktı bir kez daha. Her konuda bunlar sadece yapıyorlar, insanları kandırıyorlar, aldatıyorlar. 18 yıldır aldatıyorlar ama siyaset partiler de insanoğlu gibidir. Doğar, büyür ve ölür. Bunlar doğdu, büyüdü, bitti noktasına geldi. Bitiyorlar, gidecekler. Gideceklerini gördükleri için de saldırganlaşıyorlar. Evet. Peki sevgili Öztunç, sen Rütük'te de bulundun. Birebir iktidarın temsilcilerinin böyle nasıl bir ön yargıyla böyle konulara baktığını gördün. Sevgili evet. Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel'in gözaltı sürecinde de AKP'nin yayın organlarına ben ister istemez öncelikle baktım acaba nasıl bir saldırı olacak diye. Çünkü biliyorsun önce medya mahkemesi kuruyorlar. Medya mahkemesine bir hükmü veriyorlar. Ondan sonra tartışıyorlar. Geçmişte de bunları çok yaşadık. Ama ben gördüğüm kadarıyla onu da kuramadılar şimdi. Örneğin en ileri söyleyebildikleri başlık bugün işte Müyesser Yıldız için, İsmail Dükel için o konuda bile hiçbir şey yok. İşte tek devlet sırlarının tek tek not aldı demiş Sabah gazetesi. Şimdi sır olup olmadığı zaten belli değil ama not aldı. Gazeteci şimdi Allah aşkına sevgili Öztunç, senin de heyecanın devam ediyor biliyorum. Yani bir bilgi görsen ya bu söylenir ya da bu kıymetlendirilir ya da bu haber olur demez mi bir gazeteci? Bundan nasıl casusluk suçu üretilebilir? Gazetecinin görevi haberciliktir zaten. Evet. Tabii tek şey not aldı diyor. Tek tek not aldı. Hepimiz haberin peşine koştuk. Hepimiz yani. Tek tek notlar aldık. Hepimiz yıllarca hangi haber olduysa onun peşine koştuk. Bakın ben Abdullah Öcalan'ın yakalandığını ilk duyuran gazeteci benim Türkiye'de. Evet. Abdullah Öcalan yine fotoğraflarının ilk yayınlanmasını sağlayan, yani ilk yayınlayan, o dönem çalıştığım gazete televizyonda yayınlayan gazeteci bendim. Tabii ki biz habercilik yapacağız. Haberin peşinde bizim işimiz bu, ekmeğimiz bu. Başka ne yapabiliriz ki? Casus yani tek tek not aldı deniyorsa eğer, Kozmik Oda'da tek tek not alanlar, Kozmik Oda'daki bilgileri, belgeleri, evrakları alıp evine götürenler casustur. Onlara izin verenler casustur. Kozmik Oda devletin hızlıydı, namahremiydi, mahremi. Orayı açanlar aslında casusluk yapmıştır. Casuslara göz yumanlar casusluk yapmıştır. Yani sanıyorlar ki biz söyleriz, gelir geçer. Bunlar sorgulanmayacak. Yıllar sonra da olsa bunlar hepsi sorgulanacak. Bakın kaç yıl geçmiş Menderes idamı üzerinden. Bugün yasa da mahkemelerindeki ifadelerin işte kararların iptali için mecliste konuşuluyor. Kenan Evren darbe yaptı, her türlü baskıyı, şiddeti uyguladı, her türlü işkenceyi yaptı, Türkiye'nin demokrasisini geriye götürdü. Ama Kenan Evren yıllar sonra olsa yeniden yargılandı ve mecliste itibar etti. Şimdi sanıyorlar ki o günler bunlara kalacak. Gün gelecek, bugün yaptıkları bu baskı, bu darbe yönetimi, ki darbe yönetimi var şu anda, bunlar da hesabını verecekler. Öyle çok bırakılmayacak bunlara. Yani evet. Gazeteciden casus üretiyor. İnanılır gibi değil ya. Gerçekten inanılır gibi değil ya. Gazeteci habercidir. Gazeteci haber almak için istihbaratlarıyla görüşür. Gazeteci haber yazmak için istihbarata yaşlıyor. Haberin neli vardır. Yani şimdi çıkıp da siz bunlara kendileri şeye alışmışlar Mustafa abi. Arzu Halici'ye alışmışlar. Evet. Onların gazeteci olarak gördükleri Arzu Halici'ye. Bakan Hüseyin olanaklar sadece evet. Ne söylerse onu yazacaklar. Arzu Halici yapacaklar. Evet. Sevgili Öztunç çok teşekkür ediyoruz. Bütün dileğimiz İsmail Dükel'in, Müyesser Yıldız'ın özgürlüğüne kavuşması. Sonra seninle birlikte İsmail Dükel'in programına bizim konuk olmamız, düşüncelerimizi paylaşmamız. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Öztunç. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Ben de sevgilerimi sunuyorum sevgili Halicim. Tamam. Evet. Şimdi sevgili Yeşil, Öztunç eriyorlar ve gidiyorlar ama da bunun da telaşındalar dedi. Aslında bugün Cumhuriyet'in manşetinde de anketler kimya bozdu diye bir haber var. Evet. Orada genel anlamda ortak birleşik oylar yani iktidar blokunun, Cumhur İttifakı'nın %50'nin altında çok altında olduğu ortaya çıkıyor.
Tabii böyle zamanlarda da hemen hem gündemi değiştirme hem de kendi tabanını konsolide etmeye yönelik de ellerinde hazır konular var. Onları gündeme getiriyorlar. Evet. Benim şöyle bir değerlendirmem var. Bilmiyorum ne dersiniz sevgili Yeşil. Bu oyunları bozuyoruz. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik oyunlar. Düşünün 15 Mayıs Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım'ı tutukladılar. 22 Mayıs Banu Özdemir, Cumhuriyet Halk Partisi, evet. İzmir eski il başkan yardımcısı ki hakikaten mücadelenin içinde ama herkese saygılı, güler yüzlü bir kadın, evet. Banu Yıldırım. Evet. Ardından Enis Berberoğlu'nu 4 Haziran'da böyle hiç haber vermeden, hiçbir siyasi etiğe de sığmayan bir şekilde böyle bir yüklenmeyle muhalefeti de kendilerince parçalarla getirmeye çalışıyorlar. Bu oyunları bozuyor muhalefet, evet. Görüyoruz. Ama benim gördüğüm, dün Kemal Bey'in de söylediği, hani daha gelecek ülke Erdoğan dediği tabloyu ben şöyle okuyorum. Oyunu bozmanın yetmeyeceği bir sürece gidiyor Türkiye. O zaman bu oyunun karşısında o zaman daha güçlü, evet. Toplumsal mutabakatı çok büyük, daha güçlü bir siyasal oyun gerekiyor. Evet. Değil mi? Tabii ne dersin? Zaten bu olmadan başta dedik ya, yani tabii kişilerin önemi yoktur demiyorum ama toplumsal mücadelede... Şimdi İsmail Dükel'in ifadesi alınmaya başlamış. Onu izleyicilere duyuralım. Tebrik ediyorum. Kulağıma geldi. Dileriz. İnşallah. Yani hakikaten ben medya mahkemesine bakıyorum. Orada da bir şey yok. Dileriz. Onu akşam, diyoruz. Biz hep, o akşam, akşam o sevinci hep birlikte İnşallah hep beraber olur. Sevinci paylaşırız. Yani, evet. Onu yüreğimizde. O evet. Kendisi fiziken orada da olsa tüm dostluğuyla, samimiyetiyle, inançlarıyla, yürekleriyle, o mücadele anlayışı hep yanımızda. Hep kalbimizde, hep yüreğimizde. Asla onu yalnız bırakma. Yani İsmail gibi yüzlerce arkadaşımız, binlerce. Zaten biz de İsmail Dükel kulis diyoruz. Aynen öyle. Tebrik ediyorum. Evet. Başarılar diliyorum. Evet. Şimdi Mustafa abi, tüm yaşamı boyunca insanlık tarihinde dedik ki, haksızlığa uğramış tüm siyasal ve toplumsal mücadelelerin er veya geç o mücadele anlayışını birlikte yürütmediği süren asla başarı şansımız olması mümkün değil. Şimdi zaman zaman belki kamuoyunda işte Millet İttifakı ile ilgili veya diğer demokrasi güçleri diyelim. Şimdi bir demokrasiden yana olanları var, bir karşısında olanları var. Biz artık bıraktık siyasetin şu ve acı beci deci değil. Demokrasi yanlısı mısın, demokrasi karşısı mısın? Şu anda demokrasiye yaşayan bir kas zaten 16 Nisan referandumunda Türkiye'de bir rejim değişti. Bak bu toplum bunun farkına varmadı. Dünyada benzeri olmayan, emsali olmayan bir yönetim anlayışıyla karşı karşıya kaldık. Tek adam rejimi dediğimizde biz burada şahıslarla uğraştığımız değil. O Ahmet olur, Mehmet olur. Ama bunu Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi. Tıpkı Türkiye'de 18 yıldan beri AKP'nin gerçekleştirmiş olduğu gibi. Hani uçacağız, biteceğiz, Avrupa'ya gireceğiz, dünyanın sahil ülkesi olacağız, şu olacağız, bu olacağız. Hepsi pasafiso çıktı. Sonuçta Türkiye'yi borçlu bir ülke haline getirdi. Geldiğimiz nokta halktan 10 lira IBAN'dan para göndere geldik. IBAN numarasına kadar 10 liraya geldik yani. 10 lira. O mağduriyeti yaşayan bu toplumsal yani halk kesimleri şu veya bu şekilde hiçbirini ayırmaksızın işte onu ne yapıyor? Karıştırıyor. Bazen dine dokunuyor. İşte biraz önce dedik ki açıyorsanız aç kardeşim, senin elindeki bir imkan. Ama bunu oyun olarak kullanıyor. Şimdi bu sefer de demokrasi hayranı kesilmiş, yargıya inanıyor. Hı. Yargının vereceği karara diyor. Benim gözlerim yaşardı. Yani hepimizin gözleri yaşardı. Vay dedik ya, yargı evet. Erdoğan, ne kadar üstünmüş bu yargı yani. 2 Temmuz yani. Neden? Çünkü o biliyor başımıza geleceklerini, yani onlar da farkında. Ama iç politikada dedim ya artık tükenmişliğin, Sayın Ali kardeşim açıkladı. Gazeteciyle başlıyor, bilim insanıyla başlıyor, ekonomistle başlıyor, siyasetçiyle başlıyor. Yani bizlere özgür noktasında sözüm ona demokratik olan, hak, hukuk, adalet noktasında sözde bağımsız olan ülkede dokunmazlıklarımız var. İşte sizler bunları yaşayan canlı bir arkadaşımız. Yaşın. İki tane HDP'li arkadaşımıza, işte Enis kardeşimize, yani bizim Enis abinin bırakın öyle bir nokta olması, belgesi tutarlı olmayan FETÖ yöntemi gibi işte. FETÖ, onlar da o kumpas davalarını, bugün 10 milyon doları bankaya yatıran meşhur savcıları vardı ya, o savcıların evet, tümünde. Onu da vurgulayalım. Savcı Zekeriya Öz'ün banka hesap hareketlerinde 10 milyon dolar çıkıyor. Yani 10 Düşünün. Milyon dolar ve bir şu anda villada yaşıyor. Her yerde yaşar. 10 milyon dolar olan insan dünyanın her tarafında yaşar. Vatandaşlık bile verirler zaten. Bunlar vatansever ya. Elini kolunu sallarken bu ülkede çıkıyor. Bir savcı benim gibi sırada bir vatandaş veya başka bir vatandaş olsa hangi sınıfta kimlerle gitti? Nasıl gitti? Bunlar hep gizli kapaklı şeyler. Çünkü işbirlikçi noktasında işte gazetede yazıyor.
başka suç unsuru bulamıyor. Attığı başlık. Devletin gizli sırlarını diyor not almak. Tek tek not. Şimdi böyle yani, bir adaletin olmadığı, yani, yargı mekanizmasının olmadığı, demokrasinin olmadığı, hukukun olmadığı, adaletin olmadığı ülkede yapacağı tek şey bu. Onun için biz tüm o demokrasi güçlerinin hiçbirini ayırmaksızın ne yapmamız gerekiyorsa yan yana durmamız. Küçük farklarımız olabilir, farklı düşünebiliriz. O düşüncelerimiz farklı alanlara geçilebilir. Ama biz bunları yaratmadığımız sürece asla başarı şansı olması mümkün değil. Hani başarır. Belki biz görmeyiz ama sonuçta insanlık geriye gitmez. Ama bu diktatör, işte milis güçlerinden bahsettik. Dedi ki özel milis güçleri yapıyor. Nedir? Devletin en temel acı sorunu ne? Yokluk ve yoksulluk. Yani bu pandemi sürecinde hani herkes övgüyle, sevgiyle, sağlık çalışanlarımıza şeyde bulundu. Bırakın sağlık çalışanlarımızı, onları bile dahi kendi içinde ayırarak bu pandemi sürecinde yaşadığımız koşullarda. Bunlara çözüm bulmamız lazımken temel sorunumuz ne? Benim diyor güvenliğim, benim milis kuvvetim mutlaka olmalıdır. Olmalı. Türkiye'nin gündemini 15 gündür bununla uğraştırıyorlar. Peki sevgili Yeşil, şimdi sanıyorum Kemal Bey, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu milletvekilleriyle de grup grup görüştü değil mi? Yani evet, öyle. Evet. Siz de görüştünüz. Görüştüm. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önümüzdeki dönem kurultayı, evet, 37. olan kurultayının bir iktidar kurultayı olması benimsendi. Bence hakikaten bütün mesele bu diye görüyorum. Çünkü bu iktidara karşı, bu iktidarın olumsuzluklarını eleştirmenin toplumsal karşılığı tabii ki vardır ama bir yere kadar. Ama ben daha iyi yönetirim ve hazırım çok önemli. Tabii ki Kemal Bey'le görüşmelerinizin özel kısmı size ait. Kamuoyuyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin önümüzdeki dönem yol haritasına ilişkin bizlerle neleri paylaşabilirsiniz? Şimdi dedim ya, bu pandemi süreci, pandemi artık toplumda, Cumhuriyet Halk Partisi zaten hedefi Sayın Genel Başkanımız, hayatın her alanında sürekli bunu sizlerle birlikte çalıştık. Yani ben burada Genel Başkanımı övmek veya hani şey etmek için değil. Gözümce, ama bakış anlamındaki konumunu söylüyorum. Yerel yönetimlerdeki bir başarı var. Çünkü her yönde. Bu ülkede toplumsal barışı bu noktaya taşıyan bir kişi varsa, o projeleri hayata geçiren Sayın Genel Başkanımızdır. İşte kimse inanır mıydı? En uçtaki sağcıyla en uçtaki solcuyu yan yana getirmek. Yani tarihin akışında bile dahi. Bir mücadelede. Mücadele anlayışını. Yani bir hedef ortak. Demokrasi hedefini ortaya koyarak. O demokrasi güçleri. Yani bir anda bu barışı sağlamak bile kolay olmuyor sevgili Mustafa abi. Bunlar zor güçlerle. Bütün mesele onu, zaten onu parçalamak istiyorlar. Parçalamak zaten şu anda da hedefleri o. Ama şuna inandılar ki, bu halk şuna inandı ki, yani Kemal Bey bunu her şeyi göze alarak oradaki o mücadelenin içerisinde o demokrasi platformunu çizerken gerçekten geldiğinden beri hedefi oydu. Bireysel olarak konuştuğumuzda da, toplumsal olarak anlattığımda da hep bu hedefinde, benim tek beklediğim bu. Bu ülkenin birliği ve bütünlüğü, hepimiz de bunu anlatmıyoruz. Hani milli dava dediğimiz davada. Ama sonuçta her şeyi göze alarak, hatta bizim kendi içimizde dahi genel başkanımıza acaba böyle bir şey. Ama bu toplum gördü ki o kadar bir rahatlama oldu. 24 Haziran'da belki bunu çok başaramadık ama en azından o demokrasi güçlerini yan yana getirmeye çalıştık. 31 Mart seçimlerde de bunun çok daha örneğini toplum nezdinde hayata geçirdi. Bunun tek mimarı sevgili genel başkanımız. Bu konuda onurla diyorum. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi kuruluşundan itibaren bu ülkeyi kuran, bu devleti kuran, Kuvay Milliye ruhuyla yaşatan, sürekli devletini ve ülkesini çağdaş medeniyetler seviyesinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği o çizgide ana felsefemiz bu. Ama biz 1920'nin durağında durmayacağız. Biz çağdaş dünyanın bize geliştirdiği bilgiyi, teknolojiyi, aklı nerede nasıl kullanacağımızı hep ortaya. Bu Atatürk'ün hedefi. Yani aynen öyle. Benim yolumdan gidecek olanlar diyor, aklın ve bilimin. Bilimin. Bunu ta 1200'lerde Hacı Bektaş Veli bir de diyor. Bilimin, yani bilimle gitmeyen sonu, yolun sonu karanlıktır. Yani düşünün, atalarımız veya büyüklerimiz veya aydınlarımız hep bunu söylemiştir. Mustafa Kemal Atatürk de işte o aydınlık yüzünü, biz çok eskilere gitmeyelim, işte tarih açıp tarih kapatan Fatih Sultan Mehmet'i, onlar bizim atalarımız, biz onlarla onur duyarız. Ama bunlar gibi malzeme yaparak, yani dine alet ederek değil, ülkeyi yönetme noktasında 18 yılda yönetseydiniz zaten kimsenin bir diyeceği yoktu. Ama siz yönetemediniz. Onun için biz yönetmek için baştan başlayarak eğitimden sağlığına kadar, toplumsal hangi alanda olursak olalım, Cumhuriyet Halk Partisi işte iktidar hedefinin ötesinde bu ülkeyi yeniden kurmanın,
çağdaş medeniyetler seviyesine getirmenin ve pandeminin bize yarattığı, dedim ya, bu pandemi tüm ulusları, sadece biz değil, herkes düşecek. Neoliberalizm dediği o partiler de, o inançlar da, o global dünya da kendini dizayn edecek. Bizim gibi çağdaş, demokrat, yurtsever, aydınlık dünyayı hedefleyen siyasal oluşumlar da, sosyal demokratlar bunu yapacak. Şimdi CHP'den beklenti bu, evet. Sayın Yeşil. Biz bu beklentiyi yaratmak zorundayız. Aynen. Hayatın her alanda, başta örgütlerimiz, kurultayımızda da bunu hedefliyoruz. Yoksa parti meclisine Ahmet girmiş, Mehmet gitmiş değil. Önemli olan ilkelerdir. Önemli olan senin programındır. Önemli olan senin hedeflerindir. Tabii ki parti meclisinde arkadaşlarımız önemlidir. Önemsizdir demiyorum. Asla öyle bir konum yok. Ama genel anlamda bakışımızı söylemek anlamı. Çünkü kitleler bizde bunu bekliyor. Şimdi yani, burada sevgili Yeşil, şeyi de vurgulayalım. Biraz önce sevgili Gülsün Bilgihan'la yakın geçmişi konuştuk. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin de örneğin bu Demokrat Parti döneminde eğer ayakta kalması ve o kongreli kurultaylarında hep gelecek üretmesi olmasa hakikaten zor bir dönemdi o. Kesinlikle. Keşke, kesin yani yürekten söylüyorum, yani zaten insani olarak idama tümüyle karşıyım. Hepimiz karşıyız. Keşke idam edilmeseler. İşte o gölgeyi, zaten o demokrasi gölgesine düşen, evet, bu. O idam olunca tabii o dönem çok sağlıklı değerlendirilmiyor. Yani evet. Cumhuriyet Halk Partisi o dönemde Türkiye'nin geldiği noktayı en kısa kurultayı 4 gün sürüyor. En kısa kurultayı o dönem içinde 17 gün süren kurultayı var. Hakikaten, evet. Çünkü hele 1959-57'deki o öncelikler bildirgesi öyle bir bildirge ki bugün al, kimi düzenlemeleri yap, aynen uygulayabilirsin. İşte şimdi benim gördüğüm, sevgili Yeşil, hani önümüzdeki dönem Erdoğan kendi yol haritasını çizdi. Bu ülkeyi gereceğim. Muhalefeti tırnak içinde şeytanlaştıracağım. Baskıyı arttıracağım. İleride Türkiye ve dünya değişecek. Ekonomiyi yok edeceğim. O değişimde benden başka kimse olmayacak, evet, diyor. Şimdi buna karşı bizim hani bu oyunu bozmak, başka bir oyun kurmak da olacak artık. Yani o yüzden büyük bir beklenti var. Şimdi Ağustos mu kurultay? Çünkü bugün yani bugün parti meclisi, yani Kemal Bey bir danıştı sizlere, değil mi? Tarih sordu. Tarih yani, şöyle, yani genel ne anlamda şöyle. Dedi, değil mi onu? Tabii. Yani arkadaşlarımızın mesela kimi, tabii bu bilim insanlarının bize gösterdiği bir noktada asla onunla ayrılmamalıyız. Çünkü biz bilime ve akla inanıyoruz. Bilimsel olarak da işte bugün pandemi sonuçlarına baktığımızda gün geçtikçe daha da arttığını, tehlike var, tehlikenin geldiğini. Biz önce insanın en kutsal hakkı yaşam hakkıdır. Yaşam hakkını şu veya bu şekilde. Teorik 3-5 tane laf dizmek ve anlatmak konumunda da değil. Biz pratikte de bu samimiyeti göstereceğiz. Toplumsal mücadelede belki o 4 gün noktasında, hatta Sayın Sağlık Bakanı'yla görüşülmüş. Sağlık Bakanı işte yapmaya engel değil ama belli şeyler getiriyor. İşte mesafe diyor. Şimdi zaten AKP sağlığı önce yukarıya, sonra halka havale ediyor. Diyor ki işte koruyun kendinizi diyor. Şimdi burada devletin, bilimin, aklın, bilim insanlarının ortak koyduğu bir akıl olmalıdır. Biz onun için bilime inanan bir siyasal anlayış olduğumuz için böyle gönül ister ki ben 4 gün değil bir hafta da olsun. Ama sonuçta öyle bir süreçte karşı karşıyayız Mustafa. Yan yana gelmemizde bile tabii, temasın ne kadar sıkıntılı olur. Şimdi salgından söz ettiniz. Ankara Tabip Odası Başkanı Profesör Doktor Vedat Bulut, evet, hattımızda. İzin verirseniz tabii, genel noktayı onunla, değil mi? İkinci tabii, dalga tehlikesi vesaire. Şey, işte ben bilim insanlarım. Doğru için. Sağ ol. Sayın Bulut, merhaba. Merhabalar, saygılar Sayın Balbay. Telebilim izleyiciler ne olsunuzda da iyi günler diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Bulut. Sizin bu Telebir'e yönelik, tabii İsmail Dükel'in gözaltına alınması, aynı zamanda gerçekten bir haber kanalı olarak yükselen haber kanalı Telebir'e yönelik de bir gölge, bir saldırı özünde. Siz de bu duyarlılıktasınız, dayanışmayı da gösterdiniz. Teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii belki sizin de basın özgürlüğü ile ilgili söyleyecekleriniz vardır. Onu da almak isteriz. İkinci soru olarak da Sağlık Bakanı'nda altını çizdiği aman deyip tehlike geçmedi, önlemleri unutmayın dediği ve kimi Anadolu illerinde de endişe verici yükselişin olduğu, salgında endişe verici yükselişin olduğu bir süreçteyiz. En yetkili kurumlardan birinin başındaki kişi olarak, Ankara Tabip Odası Başkanı olarak ve tabii Bitlis'ten Burdur'a
Erzurum'dan yola çıkıp Anadolu'nun her yerinde görev yapmış bir bilim insanı olarak sizin değerlendirmelerinizi alalım efendim. Peki Sayın Bay, öncelikle şunu söyleyeyim. Basın özgürlüğü, haber alma özgürlüğü son derece önemli. Özellikle halkı dönemlerde, afet dönemde, çatışma dönemde, bu dönemlerde basın özgürlüğü kısıtlanırsa insan hakları ihlalleri gelişebilir. Sağlık sorunları artabilir. Bakın İsmail Bütçer saygın bir gazeteci olarak özellikle meslek örgütlerinde tepki olmuş ve bu saygın döneminde halkı bilinçlendirmek için yayınlar yapmıştı. Onun 6 gün önce, gözaltından önce 60 olduğu bir tweet'i de okuyacağım. Sadece İsmail Bütçer'i anlayabilmeniz açısından son 24 saatte koronayla mücadele ediyor. Sağlık Bakanı sokağa çıkma yasağı yok. İçişleri Bakanı sokağa çıkma yasağı var. Cumhurbaşkanı sokağa çıkma yasağı yok. Koronayla mı mücadele ediyorlar? Birbirleriyle mi mücadele ediyorlar? İsmail Bütçer üstadım 6 gün önce aktivistik burada kira diyor, mizah yapıyor. Ve biz çok iyi biliyoruz ki hükümet mizahı sanatı hiçbir zaman sebebi. Hatta 2003'lü yıllarda iktidara geldikleri 2003'te ilk önce karikatüristlerle, sanatçılarla, tiyatrocularla, komedyenlerle başladı bu baskı süreci. Daha sonra güçlerini arttırdıkça basının diğer alanlarına, sanatın diğer alanlarına, kamu üstünde, bürokrasi üstünde destek dediklerinden de baskı oluşturdular. Despotizmden uzaklaşacağız dediler, esayet rejimini bırakacağız dediler ama yeni bir tür esayet rejimi oluşturdular. Basın üstündeki bu baskılarımız böyle oldu. Basının üstüne rakibinin üstünde evet. Değildir. Görülerin üstüne örtenip üstüne üstünde değildir. Şeffaf olunması gerekiyor. Daha en başta şeffaflık konusunda bir zafiyet göstermiştir. Hem Sağlık Bakanlığı hem hükümet hem Cumhurbaşkanlığı. Bu veriler kamuoyunda sağlıklı bir şekilde paylaşılmamıştır. Biliyorsunuz normalleşme denilen bir süreç başladı. İşte 11 Mayıs'tan itibaren AVM'lerin açılması, daha sonra bir takım kararlar yayınlandı. Örneğin 1 Temmuz'dan sonra sinema tiyatro merkezleri açılacak. Lokanta, kahve, kıraathane saatleri satıldı. 18 yaş, 65 yaş üstünde ilgili kısıtlamalar getirildi. Bir takım normalleşmeliğine, saat 10'a, 20'a yoksa sağlandı. Bu uygulamalar hiçbir tanesinin bilimsel yaklaşımdan kanat yapmadığını bozan belirtti. Bunlar bilimsel uygulamalar değil. Bakınız, yine kendileriyle ilgili çelişki, ölenlerin %95-65 yaş üstü açıklaması yaptı sağlık bakanımız. Evet. O zaman 65 yaş üstü vatandaşlarımızı aylardır öyle kapatmamızı faydası yokmuş demek. Evet. Bilim bunu sor. 65 yaşın üzerine öyle kapattık. Ama ölenleri %95-65 yaş üzeri. Demek ki ya bu önlemleri şey yaramadı ya da başka bir sorun var. Bir sorun değilsen kaynaklandığını çok iyi. Japonya'da yapılan bir çalışmada ki Amerika'yı yeniden keşfedecek anlamı yok. Bilimsel veriler hemen hemen her ülke için aynı şekilde ilerliyor. Bulaşların %85'i Çin'de bunu yayınladı. 85'i hastane kaynak. Yani hastanelere giden oralarda bulunan insanlar %85 oranındaki bulaş oranı bu hastalığa yakalanma oranı hastane kaynaklı. Sonuçta yaşlı insanlar bir şekilde sağlık kurumlarına gitmek zorundalar. Kronik hastalıkları var. Randevu alıyorlar. Değişik yerlerde muayene oluyorlar. Ve bu arada kapanlar olmuştu. Bunu çok rahat anlayabiliyoruz. Demek ki eve kapatmamız istemiş değil. Bir çözüm de değil. Yapmamız gereken neydi o zaman? Koruyucu önlemleri atlayarak, kamuya destek sağlayarak, insanlara ekonomik destek sağlayarak, koruyucu güvenlik önlemleriyle fiziksel mesafeyi korumalarını sağlayarak, 1,5-2 metreyle günlük yaşamın devam etmesini sağlamaları gerekiyordu. Toplu taşıma araçlarını attırarak, belediyelerin hizmetlerini engellemeyerek, bakın yine halkın evet. Döneminde ne kadar acıdır ki, belediyenin halka yardım hizmetleri engellemeye çalışıyordu. Halbuki halk sağlığında çok önemli paydaşlardan biri belediyeler, bir diğeri meslek yapmışlardır. Bu paydaşlar hiçbiriyle ortak bir çalışma bir yok. Ayrıcıları yok. Sizinle de yok değil mi Sayın Bulut? Ankara Tabip Odası'yla da bir ortak, yani siz bu kurumun, yani Türk Tabipler Birliği'yle de bir düşünce, bilgi alışverişi yok şu anda bildiğim kadarıyla. Hayır,
yıllarda biliyorsunuz hukuk kurumları, bu haddeni izleme kurumları oluşturuyordu. Meslekler orada olması gerekiyordu. Sadece Ankara Tabip Odası değil, iş hekimleri odası, Ankara Veteriner Hekimler Odası, Ankara Eczacılar Odası, bu temsilciler orada olması gerekiyor. Yine Türk Tabipleri Birliği'nin de merkezi bilim kurulunda yer alması gerekiyordu. Orada bir temsilcinin olması çok önemliydi. İş hekimleri birliğinin Ankara Türk Veteriner Hekimler Odası. Önemliydi maalesef. Yer almadım. Şimdi sevgili Bulut, Sayın Bulut Hocam, Sayın Hocam, şimdi bağlantımızda bir sorun var. Ben çok iyi anladım ama iletişim birazcık, sesinizde birazcık sorun oluştu. Genel olarak anladık ama sizi önümüzdeki hafta İsmail Dükel adına herhalde İlanen söyleyelim. Söz çağırdık biz Vedat Hoca'yı diyelim, değil mi? Onur diye. Önümüzdeki hafta stüdyoda ağırlamayı isteriz. Dilerseniz burada noktayı koyalım. Bağlantımızda bir sorun var. Çok teşekkür ediyoruz. Sürekli Ankara Tabip Odası'nın da hem bilimden ve halktan yana duruşunu da hep biliyoruz. Bu yanıyla da haddimizse kutluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Bulut. Hayırlar diliyorum. Başarılar. Görüşmek üzere. Evet, şimdi sevgili Yeşil, süremiz doldu ama sizin son bir değerlendirmenizi alalım, bugünü noktalayalım. Tabii yine ileride birlikte olacağız. Ben de onu diyorum. Şimdi ben şu anda bu arada konuşurken bir mesaj duydum. Bizim dava arkadaşımız, geçmişte mücadele arkadaşımız Yusuf Sağlık, belediye meclis üyemiz aynı zamanda. Hı hı. Bir önceki dönem belediye meclis üyemizdi. Şimdi vefat etmiş. Allah kanı kanı rahmet eylesin. Başsağlığı gerçekten diliyoruz bize. Tabii ki sağ ol abi, onur diyerek söylüyorum. Şimdi yani anlatılacak çok şey var. Tabii böyle 3 dakikayla 5 dakikayla Türkiye'nin toplumsal sorunlarını çözmek mümkün değil. İşte bilim insanları anlatıyor. Toplumun toplumsal gerçeklerini herkes dile getirmeye çalışıyor. Yani gazetecisi getiriyor işte ne durumla karşı karşıya. Sağlıkçısı getiriyor, ekonomisti getiriyor, tarımcısı getiriyor, eğitimcisi getiriyor. Hangi insan varsa hayata dair söyleyecek çok sözlerimizin olduğunu hep biliyoruz. Sözümüz var diyelim. Aynen öyle. Noktayı böyle koyalım. Ben bu vesileyle başta İsmail kardeşime, Müyesser Hanım'a, tüm gazetecilere, tüm arkadaşlarıma şimdiden geçmiş olsun diyorum. Çok teşekkür ederim. İnşallah kendi içimizde sizler gibi değerli yoldaşlarımla birlikte bu mücadeleyi hep omuz omuza vererek sonuna kadar devam ettireceğiz. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Yeşil. Güç verdiniz. Ve sevgili izleyiciler, İsmail Dükel'in ifadesini alınmaya başladığını biraz önce duyurmuştuk. Bir an önce bitmesini ve gerçeğin ortaya çıkmasını diliyoruz. Son cümlemiz şu olsun. Bir belgeselde izlemiştim. Karınca kendi ağırlığından 9 kat daha ağır bir nesneyi taşıyabilme özelliğine sahip. Bir tek karınca da var bu. Başaramıyor belgeselde. 70. denemede başarıyor. Ne olursa olsun biz bıkmadan, usanmadan, kaçıncı deneme olursa olsun gerçeği istemeye, uygarlığı istemeye, kardeşliği istemeye ve özgürlüğü istemeye devam edeceğiz. Yarın İsmail Dükel'le buluşmak dileğiyle hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Sağ olun.